Burası Osman Gazi'nin hayalidir. Osman Gazi'nin hayalidir ki burayı hayallerine koyan, burayı rüyalarında gören, burası için ahlanıp vahlanan o güzel insanın türbesi de burasıdır. Osman Gazi'yi konuşalım. Ertuğrul Gazi'nin oğludur ve Ertuğrul Gazi'nin bir devlet oluşumunda bıraktığı yerden devleti alıp Cihan İmparatoru 20 küsür milyon kilometre karelere kadar devleti büyüten, var eden, Cihan İmparatoru yapan Osman Gazi'nin türbesine gidelim. Torunluk vazifemizi yapalım, duamızı okuyalım. Sonra Osman Gazi dedemizi ve ondan sonra olan gelişmeleri konuşalım. Buyurun lütfen. Osman Gazi dedemiz, Ertuğrul Gazi dedemizin evlatlarından 3. oğlu, yani Gündüz Bey, ardından Sarı Savcı Bey ve ardından 1258 tarihli Söğüt doğumlu Osman Gazi Bey. Ertuğrul Gazi ile Halime Sultan'ın, yani Halime annemizin 3 tane evladı vardır. 3 tane oğlu vardır. O oğullarından sonuncusu ve devleti teslim alacak kadar dirayetli ve liyakatli olan Osman Gazi dedemize haydi buyurun dua edelim. Sevgili dostlar, Osman Gazi dedemizin ve bu türbenin içi pek çok hatıraya şahitlik etmiş durumdadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı Devleti'nin 1402-1413 tarihlerinde Fetret Devri ile parçalanma sürecine girmesi, 11 yıl süren başsızlık, ardından Çelebi Mehmet Devri'nde tekrar toparlanması, Fatih Sultan Mehmet Han ile iki parça olan Osmanlı Devleti'nin ortada bir ur gibi, bir virüs gibi duran İstanbul'u, Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almasıyla birlikte tek parça olması, Devlet-i Ali Osman olması, emperyal bir emperyalizm değil. O farklı bir anlam. Emperyal, dünya hakimiyeti demektir. Emperyal bir güç olması, Kanuni ile 7 iklim, 3 kıta, bütün dünyaya hakim olması, burası, bu türbe bunlara şahitlik yaptı. Ya peki başka nelere şahitlik yaptı? Bir devletin duraklamaya girmesi, Karlofça Antlaşması ile beraber ki bu devlet bir bozkırda 400 çadırla kuruldu. İstanbul Boğazı'nda, Amcazade Hüseyin Yalısı'nda, 3 Türkiye büyüklüğünde toprak kaybettiğimiz Karlofça Antlaşması'nın hemen ardından 1701 tarihindeki İstanbul Antlaşması'yla duraklamaya ve geri çekilmeye başladığını gördü. Bu sandukalar Osmanlı Devleti'nin çöküşünü gördü. Bu sandukalar Bursa'nın işgale uğradığını gördü. Bu sandukalar aralarında alay ederek, kahkaha atarak Yunan askerlerinin "Ey Osman, kalk da torunlarının ne hale geldiğini gör" nidalarını gördü. Bu sandukaların, bu türbe duvarlarının dili olsa da bize Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar var olan tüm hadiseleri bize, önüne bizi diz çöktürüp tek tek anlatsa, biz şu an canlı bir tarihin önündeyiz. Osman Gazi'nin türbesindeyiz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.